Bu noktada daha çok bağımlılık tedavisi gördükten sonra hayatlarını yapılandırmaları ve bir plan doğrultusunda devam etmelerini öneririz. Burada tabii ki tedavideki amaç tamamen ellerinden teknolojik ürünü, aleti almak değil. Burada daha yapılandırılmış bir uygun sistemde girmelerini sağlamaktır. Ne olabilir? Haftalık bir çizelge hazırlanır. Belli saatler, hangi saatlerde gireceği ona göre düzenlenir. Kişilerin arkadaşlarıyla internet üzerinde görüşmek yerine doğal ortamda sosyalleşmesi, çocukların bu şekilde sosyalleşmesi teşvik edilebilir. İlgi alanları, yetenekleri doğrultusunda sportif bir faaliyete teşvik edilebilir. Arkadaşlarıyla dışarıda zaman geçirmeleri için bir program hazırlanabilir aileler tarafından. Bu şekilde bir düzenleme devam ederse eğer hem ellerine tamamen almak yerine daha sistematik bir şekilde, daha işlevsel bir şekilde teknolojik aleti kullanmış olurlar. Tedavi edilmediğinde kişiler gittikçe artık bir teknolojik ürüne bağımlı haline geldiklerinden sosyalleşme dediğimiz şey artık gider. Orada ne olur? Kişiler artık dışarı çıkmama, sosyal ortamlar içerisinde girmeme ya da daha çok internet üzerinden bir ortam oluşturmaya şeklinde gidebilirler. Duygusal bir yatırım yok, duygusal bir alışveriş olmaya başlar. Eğer evliyse eşiyle yaşayacağı sorunlar, problemler baş gösterir. Çocuğuyla ilgilenmeme olabilir. Bu türde artık giderek sosyalleşmenin, işlevselliğin, hayattaki işlevselliğin, bu işle ilgili olabilir, çevreyle ilgili olabilir, sosyalleşmeyle ilgili olabilir, giderek düşen bir durum görebiliriz. Hastanemizde burada tabii ki şeyi öncelikle ayırmak gerekiyor. Bir psikiyatrik hastalığı eşlik eden bir aşırı internet kullanımı var mı yok mu? Bunu öncelikle biz burada bakıyoruz. Eğer bir psikiyatrik hastalık var ve buna eşlik eden bir aşırı internet kullanımı varsa burada öncelikli olarak psikiyatrik hastalığın tedavisine odaklanıyor. Daha sonra zaten hastalığı iyileşmeyle birlikte internetteki zaman geçirme de azalıyor. Eğer aşırı patolojik bir internet kullanımı varsa burada daha çok internet kullanımı yönelik bir tedavi hedefleniyor. Burada ilaç tedavisinin yanı sıra ilaç olsa da olmasa da mutlaka bilişsel davranış terapi yöntemleriyle birlikte bir terapi yöntemimiz, tedavi yöntemimiz uygulanıyor.